Şubat 1609'da İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mustafa'dır. Doğuda Hacı Halife, batıda ise Hacı Kalfa adıyla da tanınır. Babası Abdullah Endirun'da yetişmiş, silahtarlık göreviyle saraydan ayrılmıştı. 14 yaşına kadar özel eğitim gören Katip Çelebi, 1623'te Anadolu Muhasebesi kalemine girdi. 4. Murat döneminde girişilen Doğu seferlerine katip olarak katıldı. 1635'te İstanbul'a dönerek kendisini tümüyle okuyup yazmaya verdi. Dönemin ünlü bilginlerinin derslerine katılarak medrese öğrenimindeki eksikliklerini de giderdi. Tarihten tıpa, coğrafyadan astronomiye kadar geniş bir ilgi alanı olan Katip Çelebi'nin aynı zamanda zengin bir kitaplığı da vardı. 1645'te sırası geldiği halde yükselemediği için kalemdeki görevinden ayrıldı. Ancak 1648'de Takvim-ü Tevarih adlı yapıtı dolayısıyla Şeyhülislam Abdurrahim Efendi aracılığıyla kalemde ikinci halifeliğe getirildi. Bundan sonra da öğrenme ve öğretme yolundaki çabalarını sürdüren Katip Çelebi peş peşe yapıtlar vermeye başladı. Telif ve çeviri olarak 20'yi aşkın kitap yazdı. En önemlileri tarih, coğrafya ve bibliografya alanındadır. Tarih alanındaki yapıtlarının ilki 1642'de tamamlandığı Arapça Fezleke'dir. 4 bölümden oluşan kitapta tarihin anlamı, konusu ve yararı anlatıldıktan sonra bu alandaki temel yapıtların bir bibliografyası verilmiş, ardından da klasik İslam tarihçiliğine uygun olarak dünyanın yaratılışından 1639'a dek kurulan devletler ve meydana gelen önemli olaylar kısaca sıralanmıştır. Arapça Fezleke'nin devamı niteliğindeki Türkçe Fezleke, 1591-1654 arasındaki olayları anlatan bir Osmanlı tarihidir. Olayların kronolojik sıralamasının ardından her yılın sonunda o yıl içerisinde ölen devlet adamları ve bilginlerin yaşam öykülerinden ve yapıtlarından da kısaca söz eder. Takvim-ü Tevarih ise Adem peygamberden 1648'e kadar geçen tarihsel olayların bir kronolojisidir. En tanınmış yapıtlarından olan Tuhfetül Kibar fi Esfaril Bihar'da kuruluş döneminden 1656'ya kadar Osmanlı denizciliğinin bir tarihçesi yanında Osmanlı donanmasının tersane ve bahriye örgütünün işleyişini anlatır. Kaptanı deryaların yaşam öykülerini verir. Sonunda da son zamanlarda denizlerde uğranılan başarısızlıkları giderme yolundaki öğütlerini sıralar. Coğrafi yapıtların en önemlisi olan Cihannuma Osmanlı coğrafyasında yeni bir çığır açmıştır. Katip Çelebi Cihannuma'yı iki kez yazmıştır. 1648'de yazmaya başladığı ilki klasik İslam coğrafyası temelindeydi. Bu yapıtını henüz bitirememişken eline geçen Gerardus Mercator'un atlasını Mehmet İhlasi adlı bir Fransız dönmesinin yardımıyla Latince'den Türkçe'ye çevirterek yeni bilgiler edindi ve 1654'te Cihannuma'yı ikinci kez yazmaya girişti. Ardından yine Mercator'un Atlas Minor'unu elde etti. Bunların yanı sıra batılı coğrafyacılardan Ortelius, Cluverius ve Lorenz'in yapıtlarından da yararlandı. Doğal olarak eski Arap, İran ve Osmanlı coğrafyacıların yapıtlarını da kullandı. İkinci Cihannuma, dünyanın yuvarlak olduğunu da kanıtlamaya çalışan fiziki coğrafya ağırlıklı bir giriş bölümünden sonra Christoph Kolomb ve Magellan'ın keşif gezilerinden söz eder. Ardından Japonya'dan başlayarak Asya ülkelerini tanıtır. Bunların tarihleri, yönetim biçimleri, ekonomileri, inançları konusunda bilgiler verir. Bu arada İslam coğrafyacılarının bilgi yanlışlarını gösterir. Bunların harita kullanmamaktan ileri geldiğini açıklar. Bu ikinci Cihannuma'da anlatılan son yer Van'dır. Birinci Cihannuma'da ise Osmanlı Avrupası ve Anadolu ile İspanya ve Kuzey Afrika'yı kapsamaktadır. Her iki biçimde de ek olarak birçok harita vardır. Cihannuma özünde tüm İslam ve Hristiyan coğrafyacılığının da temeli olan Batlamyus kuramına dayanmakla birlikte o güne dek hemen hemen hiç yararlanılmayan Batı kaynaklarını Osmanlı coğrafyacılığına tanıtması bakımından büyük önem taşır. Katip Çelebi'nin Batı'da tanınan en ünlü yapıtı Keşf-ü Ziyun'un An Esamül Kütabi vel Füyun'undur. Arapça bir bibliografya sözlüğü olan yapıtta
14.500 kitap ve Risale'nin adı ve yazarı verilir. Bilim tasnifine göre ve alfabetik olarak düzenlenmiş olan yapıt 20 yılda tamamlanmıştır. Katip Çelebi'nin tarih felsefesini ve toplam görüşünü açıklaması bakımından önemli olan yapıtı Düsturul Amelli Islahil Halel'dir. Kısa kısa 4 bölümden oluşan bu küçük risalede İbni Haldun'un etkisi açıkça görülür. Toplumlarında canlılar gibi doğup gelişip öldüğü görüşünü yineleyen Katip Çelebi, bu dönemlerin uzunluğunun ya da kısalığının toplumlara ve kişilere göre değiştiğini de ekler. Risale'de Osmanlı toplumunun ömrünün uzaması için de reaya, asker ve hazine konularında alınması gerekli önlemleri sıralar, öğütler verir. Daha çok dinsel konuları tartıştığı yapıtlarının en önemlilerinden olan İlhamül Mukaddes fi Feyzil Akdes'te Kuzey ülkelerinde namaz ve oruç zamanlarının belirlenmesi, dünyada güneşin hem doğduğu hem de battığı bir yerin var olup olmadığı ve her ne yana yönelirse Mekke'den başka kıble olabilecek bir yer olmadığını tartışır. Arapça olan bu yapıtında yanıtlamaya çalıştığı bu soruları daha önce Şeyhülislam'a ve bilginlere sorduğu ama doyurucu bir karşılık alamadığını da belirtir. Son yapıtı olan Mizanül Hak fi İhtiyaril Ahak'ta da dönemin din bilginlerinin tartıştıkları çeşitli konular hakkında düşüncelerini açıklar. Karşıt düşüncelere hoşgörüyle bakılmasını öğütler. Din bilginlerinin kendi aralarındaki şiddetli tartışmalarının temelsizliğini ve zararlarını vurgular. Yapıtın sonunda kendi öz yaşam öyküsüne yer verir. Katip Çelebi 6 Ekim 1657'de İstanbul'da vefat etmiştir.